2018 yılı Temmuz ayında J-35 ismi verilen katil balinanın 1,5 yıl süren gebeliğinin ardından dünyaya gelen dişi yavrusunun doğumdan yarım saat sonra hayata gözlerini yumması anne J-35 için oldukça yıkıcıydı. Bebeğinin suyun derinliklerine gitmesine göz yumamayan anne, onun ölü bedeniyle birlikte yüzmeye başlayarak 1600 kilometre 17 gün bebeğiyle beraber yüzdükten sonra ancak bırakabilmesi hayvanların da yas tuttuklarına dair etkileyici bir örnek olacaktır. Tabii tam olarak insanların hissettiği gibi bir duygumu yaşıyorlar, burası netlik kazanmış değil. Bana 10 yıl önce katil balinanın yavrusu için gerçekten yas mı tutuyordu diye sorsaydınız, hayır derdim diyen antropoloji profesörü Barbara King, bugün memeli deniz hayvanları, büyük maymunlar, filler ve çiftlik hayvanlarından evcil hayvanlara kadar birçok türün şartlara ve kendi kişiliklerine göre akraba ve yakın arkadaşları öldüğünde kederlenip yas tuttuklarını söylüyor. Bu yas tepkilerini tıpkı insanlar gibi yemeden içmeden kesilme, sosyalleşmeyi bırakma ve fazla uyuma isteği gibi örnekler verilebilir. Bu tepkiler yalnızca yakınlık hissettikleri diğer hayvanların ölümünde değil, onları besleyen, büyüten, seven insanların ölümünde de ortaya çıkabiliyor. Sanırım buna verilebilecek en etkili örnekler biri Bir Köpeğin Hikayesi adlı filmde karşımıza çıkan Hachiko olacaktır. Bu hikaye bir Ziraat Fakültesi profesörünün metro durağında Hachiko'yu henüz yavruyken bulup sahiplenmesiyle başlar. Hachiko sahibini her gün metro durağından işine uğurlar ve dönüş saatinde yine metro durağında onu bekler. İnsan dostuyla bu şekilde yıllarını geçiren Agita cinsi Hachiko bir gün yine metro istasyonu önünde sahibinin dönmesini beklerken okulda kalp krizi geçiren sahibi geri gelemez. Sahibinin ölümünden sonra 9 yıl daha metro istasyonunun kapısında bekleyen Hachiko 11 yaşında hayata gözlerini yumar. İşte tam da bu yüzden sadakat köpek dilinden bir kelimedir. 2003 yılında Amerika'nın Bağdat'ı işgal edip Bağdat Hayvanat Bahçesi'ni bombalamasıyla birlikte 700 hayvandan yalnızca 35 hayatta kalabilmişti. Onlar için endişelenen Güney Afrikalı doğa sever kaşif Lawrence Anthony, Bağdat'a gitmiş ve hayvanat bahçesine yeniden işlerini kazandırarak hayatta kalan hayvanların yaşamlarını sürdürebilmesini sağlamıştı. Doğa konusunda hassas olan Anthony, Güney Afrika'da Tula Tula Koruma Alanı adıyla bilinen 20 kilometrelik araziyi alarak doğal yaşam alanı haline getirmişti. Bu yaşam alanında iki ayrı fil sürüsüne ev sahipliği yapan Anthony, 2012 yılında kalp krizi sebebiyle vefat ettiğinde olağanüstü bir olay yaşanmıştı. Anthony'nin eşinin anlatımına göre, Tula Tula yaşam alanından 20 kilometre 12 saatlik bir yürüme mesafesinden Anthony'nin evine kadar gelen iki fil sürüsünün de hiçbir şey yiyip içmeden öylece durarak bekledikleri görülmüştü. Ölümü kilometrelerce öteden hisseden bu hayvanların vefa gösterileri ve insanlığa örnek olacak daha yüzlercesi.